Şimdi Kılıçdaroğlu'nu o yüzden eleştiriyor. Yani neyin helalleşmesini yapacak? Şimdi bu helalleşmeyle gerçekten Kürt milletinden özür dileyebilecek mi Türkler? Roboski çocuklarına önerdiği para kişi başına ancak 5 tane inek satın alınabilir. Değerli seyirciler, iyi akşamlar. Bugün yine dopdoğru bir programla karşı karşıyayız. Erdoğan bundan birkaç gün önce bir sahnede herhalde tek çocuğu olan bir adama PKK'lilerin 10-15 tane çocuğu var dedi. Ardından Erdoğan Diyarbakır gezisine çıktı. Diyarbakır gezisini değerlendireceğiz. Erdoğan'ın PKK'nın 10-15 çocuğu var sorununu değerlendireceğiz. Diyarbakır'da tırnak içindeki din adamları toplandı. Orada din adamları adına konuşan birisi Kürdistan'ı inkar etti. Fakat kendine alim sıfatı takan bütün din adamları bunun karşısında sustu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu meclise Güney Kürdistan'da Türk ordusunun gaz kullanıp kullanmadığı gen sorununu vereceğim dedi. Bir CHP'li Elazığ milletvekili ismini vereceğiz. Ateş püskürdü. Dedi ki Türk ordusunun eylemleri ve söylemleri sorgulanamaz. Bu nasıl vahim bir durumdur? Bunları tartışacağız. Keke Mehmet merhaba. Merhaba, iyi akşamlar Kekselim. İyi akşamlar, iyi misin? İyidir, ne olacak? Yaşam devam ediyor. Takip ediyor musun? Evet. Olan bitenleri Türkiye'de. Gayet tabii, gayet tabii. İran'da. Şimdi şeyden başlayalım istersen. Erdoğan. Adını unuttum ben. Unutkan olmuşum. Yani bir adam herhalde adam eski CHP'li midir nedir? Öyle ben okudum. Eski adama general. Diyor, adama diyor ki yani PKK'liler 10-15 tane çocuk doğuruyorlar. Yani sen de bir şeyler yap çocuk doğur. Evet. Adam da hanımına işaret ediyor. Yani diyor hanımefendi bırakmıyor. Bir tane de kalmışız. Şimdi Erdoğan Türkiye'de cumhurbaşkanıdır. Kendisine göre bir de üniversite mezunudur. Anayasa Mahkemesi başkanı yani başkanı ve bütün hakimler ona bağlıdır. Bütün evet. Türkiye'deki hukuk sistemi de ona bağlıdır. Onun için bilmesi lazım. Yani eğer zır cahil değilse bilmesi lazım. PKK'liler yani hangi kategoriye giriyor? PKK'nın profesyonel militanları yani Türk Ceza Kanunu'na göre profesyonel militanlık yapanlar PKK'li sayılır. Yine Türk Ceza Kanunu'na göre PKK'ya yardımcı olanlar kategorisi var. Yani evindedir, gücündedir, işindedir, çalışıyor ama PKK'ya yardım yapmış. Bu eğer yani PKK'ya yardım değil de yardım dışında şehirde böyle çalışmışsa onlar sempatizan olarak Türk Ceza Kanunu kabul ediyor. İşinde gücünde olup yardım sempati duymuşsa bunlar yardım ve yaltaklık yapmış. Yani Türk Ceza Kanunu'na göre 3 kategoriye ayrılır. Ve PKK'liler sadece profesyonel olarak yani işini gücünü bırakmış, eline silah almış, Türk ordusuyla savaşan ve bunlara PKK'liler yani işte 168. madde Türk Ceza Kanunu'nun 168. maddesinden yargılananlar veya 125. maddeden yargılananlar PKK'li sayılıyor. Evet. Erdoğan'ın bunları bilmesi lazım. Şimdi eğer bunları biliyorsa PKK'liler 10 ve 15 çocuğu var diyorsa
yani Cumhurbaşkanı'dır, söyleyeyim mi, yalan söylüyor. Yalan söylüyor çünkü bugünkü resmi olarak Cumhurbaşkanı'dır veya daha kibar olarak söyleyeyim, doğru söylemiyor. Açıkta yalan söylüyor, niye söylüyor? Yalan söylüyor. Neden yalan söylüyor? İspatını sana söyleyeyim. Mesela profesyonel olan hangi PKK'linin değil 10-15 bir tane çocuğu vardır? Evet. Mesela kamuoyunun hepsini tanıdığı, mesela Murat Karayılan'ın bir çocuğunun olduğunu şimdiye kadar, yani nüfus dairesinde kayıtlı mı veya resmi olarak bir çocuğunun doğduğuna dair, yani dünyanın herhangi bir yerinde böyle, yani Erdoğan ispat eder ve Murat Karayılan'ın çocuğu var, Mustafa Karasu'nun çocuğu var, Cemil Bayık'ın çocuğu var, Abbas'ın yani Duran Kalkan'ın çocuğu var, Ali Haydar Kaytan'ın çocuğu var, Rıza Altın'ın çocuğu var. Avrupa'dakiler, Türk kamuoyunun tanıdığı diyelim Remzi Kartal'ın PKK'li olduktan sonra çocuğu var. Zübeyir Aydar PKK'li olduktan sonra çocuğu var. Eşlerini bile boşadılar. Fuat Kav'ın çocuğu var. İşte Ferda Çetin'in çocuğu var. Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey, ne bir tanığı vardır, ne bir kanıtı vardır, ne de adamlar evliliğe karşıdırlar ve çocuk doğurmaya karşıdırlar. Ha şimdi Erdoğan bunu benden daha iyi bilir çünkü Türk devletinin istihbaratı onun elindedir. Ve onun istihbaratı ona şu PKK'linin, yani şu profesyonel PKK'linin, yani Türk ceza kanununa göre PKK'li diye ceza alabilecek şu kişinin 10 ve 15 çocuğu veya bir tane çocuğu vardır diyemez. Evet. PKK Erdoğan'dan daha fazla uğraşmıştı ki Kürtler çocuk doğurmaz. Hı hı. Bu da bir gerçektir. Evet. Erdoğan bunu bildiği halde niye yalan söylüyor? Çünkü Erdoğan şunu demiyor. Biz ırkçı bir devletiz. Irkçı bir rejimiz. Bu Kürtler sürekli çoğalıyorlar. Türklerde ise doğum oranı düşüktür. Böyle giderse bunlar silahla bizimle baş edemediler. Nüfuslarını çoğaltıp İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i nüfustan ele geçirecekler. Kürt sorununu çözme yerine şunu ırkçı bir kafayla düşünüyor. Ben Türklerin nüfuslarını daha fazla nasıl çoğaltırım? Kürtleri nasıl nüfussuz yaparım? Bu yatıyor. Kesinlikle orada Erdoğan benim bildiğimi, yani PKK'li olan kişilerin çocuklarının olmadığını biliyor. Ama o adama bak, Kürtler her aile 10-15 çocuk sahibidir. Siz de yapın dediği zaman Kürtlerin uyanacağını bildiğinden dolayı PKK'nın üstüne yığıyor. Veya bütün Kürtleri, yani 10 çocuk, 7 çocuk, 5 çocuk, 15 çocuk doğuran her Kürt'ü PKK'li olarak görüyor. Hangi pencereden bakarsan bak, bu bir yalan söylüyordur. İki, bir halkı hedef alıyordur. Üç, devletin aslında açık ama gizli olan bir politikası. Devlet açık politika, Erdoğan diyor ya, tek vatan, tek millet. Evet. Yani Jön Türklerden bugüne kadar sopa zoruyla Kürtleri Türkleştirme politikası uyguluyor. Türkleşmek istemeyenlere baskı yapıyor, zulüm yapıyor, öldürüyor, dağlara sürüyor ve nüfusun azaltılması için elinden gelen her türlü şeyi yapıyor. Ben yani ispatlayabilirim. Bazı kasabalarda çocuklara süt tozu içirilmiş ve o süt tozu içen çocukların hepsi şu anda çocuk doğurmayacak
halde derler. Yani çocuk evet. olmuyor. Bunu bizzat bana anlatan birisi dedi, bende olmuyordu. Ben bütün doktorlara gittim, bulmadılar. Sonra dedi, aynı sınıfta olduğumuz bir arkadaşım bana dedi, benim de olmuyor. Bir dedi, beş kişi olunca ben inandım ki o zaman bize süt tozu içiriyorlardı ve böylece bizi sen söyle ne yapıyorlar? Evet. Yani kısır. Kısırlaştırıyorlar tabii. Kısırlaştırdılar. Türk devletinin böyle bir politikası var ve Erdoğan'ın bu itirafı bize bunların olduğunu söylüyor. Onun için bilimsel olarak sen sosyologsun, bilimsel olarak Türk devletinin bu politikası nasıldır, o konuda görüşlerini söylesen. Evet, teşekkür. Şimdi Kekselim, ben izleyicilere hoş geldin diyorum, selamlarımı iletiyorum buradan. Şimdi hadise tamamıyla Türk devletinin Kürdistan'a yönelik, Kürt sorunu diye tabir edilen Kürdistan meselesindeki stratejik politikasına bağlı olarak bunlar gündeme geliyor. Şimdi Erdoğan'ın mesele Erdoğan olayı değil. Türk devletinin başından beri, eğer Türk tarihine baktığımız zaman, hatta Cumhuriyet tarihinden önce de İttihat-ı Terakki dönemi, Birinci Dünya Savaşı koşullarında baktığımız zaman bütün hadise Kürtlerin nüfusunu daraltmak, hatta ortadan kaldırmak, yapamıyorsa daraltmak ve küçültmektir. Bu Türk devletinin politikasıdır ve bugüne kadar da bu sürmüştür. Şimdi çocuk doğurganlığı bir defa çok abarttı. 10-15 mesele o değil, çocuk olayı değil. Hadise PKK de değil, sen izah ettin. PKK her şeyde bahane yapıldığı gibi bu hadisede de bahane yapılıyor. Aslında Erdoğan'ın söylediği şey çok sıradan bir olaymış gibi biz Kürtler ele alamayız. Asla böyle basit bir şekilde sanki banal sıradan bir olaymış gibi ele alamayız. Bu mümkün değil. Orada onun arkasında yatan Türk devletinin resmi politikası var. O resmi politika ki tam anlamıyla bir caniliğe tabi denk düşüyor. Tam anlamıyla bir caniliğe denk düşüyor. Şimdi birincisi, yani burada Erdoğan'ın söylediğinde müthiş bir ırkçılık var. Çünkü ırkçılık, biliyorsun, defalarca da söyledik, her zaman işlemeye devam edeceğiz, söyleyeceğiz. Bıkmadan ifade etmeye çalışacağız. Irkçılık Türk devletinin resmi politikasıdır, kurumlaşmıştır Türkiye'de. Ve günlük yaşamını yönlendiriyor ırkçılık. Türklerin, Türk milletinin günlük yaşamını yönlendiriyor. Şimdi burada hadise ne? Kürtlerin nüfusunu sadece kontrol etmek değil, azaltmaktır. Kürtleri azınlık haline düşürmektir. Yani 30 milyonluk bir milleti küçülte küçük bir azınlık durumuna, tıpkı Ermeniler, tıpkı Asurilerde olduğu gibi, ya da Rumlar, Türkiye'de yaşayan Rumlar gibi küçük bir azınlık haline getirmek, böylece Kürdistan'da Kürtlük meselesini, sorununu ortadan kaldırmak, amaçları bu. Şimdi neden yapıyor bunu Kekselim? Niye Kürt nüfusuyla ilgileniyor? Neden Türkiye'yi yöneten bir adam kalkıp bu tasarrufta bulunuyor? Bütün dünyanın gözünün önünde, kamuoyunun gözünde. Neden bu ırkçılığı yapıyor? Niçin? Sebebi şu. Türk devletinin, demin söyledim ya, onun stratejik siyasetine bağlı bir şey. Çünkü bu son dönemlerde Türk devleti bir politika oluşturdu. 20 senelik bir zaman süreci önüne koydu. Ve burada 20 senelik süreç içerisinde bir hakimiyet mücadelesi verecek. Bu hakimiyet mücadelesinde bağımsız askeri teknolojiye sahip olacak. ABD'den ve Avrupa'dan kopmuş olacak. Kürt meselesini de halletmiş olacak. Adamların amacı bu. Bunun önünde iki büyük engel görüyor. Birincisi, Amerika'nın ve Avrupa'nın kendi askeri teknolojisini yenilemesi, hatta askeri teknolojiye sahip olması önünde engel olarak görüyor bunu. Büyük bir engel teşkil ediyor. Bunun için zaten müthiş bir Avrupa, özellikle Amerika düşmanlığı yapıyor Türkiye'de. İkinci hadise de Kürdistan meselesidir. Niye? Niçin? Çünkü Kürtler nüfuslarını korudukları zaman, Kürdistan sorunu var olduğu müddetçe onların önünde büyük bir engel teşkil edecek. Günün birinde eğer Kürdistan bağımsız olursa ne olacak? Türkiye
nüfus olarak küçülecek, toprak olarak daralacak. Onlarda bu büyük bir paranoyaya sebep olmuştur Kekselim. Ve bu konuda Türkler kendi iç ilişkilerinde psikodram diye ifade edilen bir durum yaşıyor. Müthiş bir psikolojik anormallik yaşıyorlar Türkler kendi içlerinde. Çünkü onların büyük devlet olmasının önündeki büyük engel birisi Amerika ve Avrupa ise, ikincisi de hatta en önemlisi, başta geleni Kürdistan meselesidir. Söylediğim sebeplerden dolayı. Yani nüfus olarak küçülecek, toprak olarak küçülecek. Şimdi bunu asla istemiyorlar. Bu onların büyük devlet olma planlarını hepsini suya düşürüyor. Bütün mesele bu. Şimdi dolayısıyla ne yapıyor bu? Türkler ne yapıyor başından itibaren? Şimdi oraya gelelim Kekselim. Bizim nüfusumuzu küçültmeye çalışıyorlar. Mesela bak, Türk Devleti'ni, daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce Birinci Dünya Savaşı koşullarına bak. İttihat-ı Terakki dönemidir bu. Onlar iktidardadırlar. Biliyorsun 1915'te büyük Ermeni jenositini yaptılar. 1,5 Ermeni'yi yok ettiler. Fiili olarak yok ettiler. Jenosit insanlık suçu işlediler. Hemen bir sene sonra aynı İttihat-ı Terakki hükümeti ne yaptı? Talat Paşa diye bilinen o katilin verdiği rakama göre 702 bin tane Kürt fiili olarak öldürülmüştür, yok edilmiştir. Yani ikinci jenosidi Kürtlere yapmıştır. Fakat Kürtlerin nüfusu Kürdistan'da çok olduğu için, iyi ki de öyleydi, yok olmaktan kurtulduk. Yani 702 bin Kürt, çoluk çocuk demeden, yaşlı demeden hepsi imha edilmesine rağmen Kürtler ayakta kalabildiler. Amaç ne? Tıpkı Ermenilere yaptıkları gibi Kürdistan'ı Kürtlerden temizlemek. Böylece Kürt sorununu halletmek. Çünkü bunu yaptığı zaman kendi politikasına uygun olarak bütün bir Türkiye'ye sorunsuz bir şekilde hakim halde olacak. Böylece kendisini Batı'ya karşı da güçlü bir konuma sokacak. Şimdi bu İttihat-ı Terakki'nin Türk politikası, İttihat-ı Terakkicilerin devamı bir politika izliyor. Çünkü kadroları, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar o hareketin kadrolarıydılar. Başta Mustafa Kemal olmak üzere ve arkadaşlarım. Şimdi bu İttihat-ı Terakki'nin Kürtlere o dönemde uyguladığı 3T harfi, T harfiyle izah edilen 3T diye bilinen bir politikaları vardır. Kürtlerin hafızasını yenileyim bu konuda. Birçok arkadaş biliyordur bu meseleyi. Bu çok önemli. Yani Türk tarihini ne demişti Çin filozofu Sun Tzu? Düşmanını tanı ki kendini tanıyasın. Önce düşmanımızı tanıyacağız. Onun bütün caniliklerini, bütün politikalarını ve yani beyninin içinde hatta geçenlerini çözmemiz lazım, bilmemiz gerekiyor. O 3T harfiyle şunu ifade ediyor Kekselim. Ve bunu Kürtlere karşı yapıyor bu politikayı. Sonradan Şark İslahat Planı'nda bu uygulandı. Mustafa Kemal ve arkadaşları Cumhuriyeti kurduktan sonra bu 3T harfini harfiyen uyguladılar ve bugüne kadar da devam ediyor. Nedir bu? Tedip diyor. Tedip nedir? Uslandırma. İkinci T, tenkit. Nedir bu? Temizleme. Üçüncüsü nedir? Tenkil. Nedir bu? Sürgün etme. Bu 3 T harfine, yani tedip, tenkil, tenkit ve tenkile uygun olarak Kürt politikasını Mustafa Kemal ve arkadaşları uyguladılar. Biliyorsun o iç isyanlar dedikleri Kürdistan'daki serhıldanları, siyasi isyan, milli kurtuluş hareketi, ulusal kurtuluş hareketimize denk düşen o ayaklanmaları hepsini bahane edip, çünkü hareketleri biliyorsun kanla ezdiler, ama bu 3T'den de vazgeçmediler. Yani tedip, tenkil ve tenkit ve tenkilden vazgeçmediler. Bugüne kadar sürüyor. Şimdi bu olay neye denk düşüyor Kekselim? Bu çok önemli. Niçin bizim nüfusumuzu küçültmeye çalışıyorlar ve bunu sosyolojik olarak nasıl izah ediyoruz? Bu sosyolojide buna derasinman diyorlar. Yani köklerinden sökme. Çünkü önemli olan onu yapabilmektir. Düşman sıradan bir sürgün yapmıyor sana, uygulamıyor bunu. Seni bütünüyle köklerinden söküp, yani seni coğrafyandan,
tarihinden ve kültüründen koparıp, yaptığın iktisadi faaliyetten koparıp seni alıyor, coğrafik olarak başka yere gönderiyor. Büyük Fransız sosyoloğu Pierre Bourdieu diye bir sosyolog var. Çok büyük bir entelektüeldir bu. Maalesef şu anda yaşamıyor. Bu son yıllarda öldü. Bunun izah ettiği bir olay var. Bu derasinmanı nasıl izah ediyor? Cezayir meselesinde izah ediyor. Yani Fransızların, Fransız sömürgeciliğin Cezayir'e uyguladığı politikadan hareketle bu konuda bu derasinman denilen, yani köklerinden söküp atma meselesini şöyle izah ediyor. Diyor ki o otokton halkı sen oradan, yani derasinmanı yaşattığın zaman ona, onu öyle bir, yani uzak bir yere süreceksin ki coğrafik olarak ülkesinden koparacaksın. Bir ikincisi, zamana yayacaksın bunu. Böylece o yeni yerleştiği coğrafyada kendisine yeni sosyal bir hayat kuracak ve bu sosyal hayatla bunu gittikçe içselleştirecek. Onu içselleştirdikçe içinde yaşadığı ortamın, alanın, yani coğrafyanın da koşullarını içselleştirecek. Böylece derasinman yaşanmış olacak. Yani bütünüyle eski köklerinden, kültüründen, coğrafyasından uzak bir şekilde zamana yani yayılmış. Bu konuyu bağlayın çünkü uzundur. Evet. Diğer konuya evet. Geçmemiz lazım. Daha 4 tane var. Tamam, bitiriyorum. Evet. Şimdi bunu yapmakla neden Türkler bunu yapıyor? Sebebi şu. Çünkü Kürdü kültüründen uzaklaştıracak. Bir. İkincisi, tarihinden, çünkü coğrafyasından kopardığı zaman onu kendi tarihsel hafızasından, coğrafyasından, tarihinden ve tarihsel hafızasından uzaklaştırmış olacak. İkincisi, üçüncüsü, dilini yasaklayacak. Dilini yasakladığı zaman ne yapacak? Bizim Kürt kendi tarihini öğrenemeyecek. Kendi örf ve adetlerini uygulayamayacak. Böylece ne olacak? Kişiliksiz bir ortama sürüklenecek. Kişiliksiz ortamda onu ne yapacak? O hazırladığı zeminde asimile edecek. Kürt nüfusuyla ilgilenmenin en büyük sebebi bizi asimilasyon zeminini hazırlamadır. Şimdi asimile edip yok et. Bu da asimilasyon nedir? Yok etmedir. Jenositdir aslında. Ben bir ekleme yapayım. Ona da örneğini verecektim. Şimdi neden Kürt nüfusu artıyor da Türk nüfusu artmıyor? Ben onu bir kısa izah edeyim. Ben kendi doğru değil. Kürt nüfusu eksiliyor, kekseliyor. Yok, Kürt nüfusu kesinlikle her zaman artıyor. Bak, öyle bizim değil. Bizim aileden bakalım. Bizim aile, benim anam iki tane çocuk doğurmuş olsaydı Çürükaya ailesi diye bir şey kalmazdı. 7 tane doğurmuş. 3 tanemiz ölmüşüz, 2 tanemiz hapisteyiz, 2 tane kalmıştır. Dolayısıyla bak, ben hapisteyken 3 yıl yıkanamadık ve her tarafımız bitti, biz bit öldürüyorduk. Evet. Günde 120 tane bit öldürdüğümü hatırlıyorum ve bit öldürdükçe bitlerin daha da çoğaldığını ben gördüm. Daha sonra ben bunun nedenlerini araştırdım. Doğada canlılar yok olmaya göre üreme kapasiteleri artıyor. Mesela bir morina balığı denize bir yılda 2 milyon tane yumurta bırakıyor. 2 milyon. Eğer 2 tane yumurta bıraksaydı morina balığı diye bir balık kalmazdı dünyada. 2 milyon tane bırakıyor. Eğer hepsi balık olsaydı denizler yani balıkla dolardı. Dolayısıyla imha kuvvetleri yumurtaları yok ettiği için 2 milyon üreterek kendi soyunu sürdürüyor. Bir insan 15 ile 20 arasında çocuk doğurabilir bir kadın. Bir tavşan kısa ömründe 60 tane yavru doğuruyor. Eğer o da bir kadın gibi 20 tane doğursaydı tavşan diye dünyada kalmazdı. Kürdistan sömürgedir. İmha kuvvetlerinin görevi Kürtleri imha etmek, yok etmektir. Kürtler de bununla yarışır halde nüfuslarını arttırıyorlar. Neden? Bana göre budur. Bir başka bir ispat, araştırmalar yapılmış. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çocuk üretimi ve insan üretimi
birdenbire hızla artmıştır. Yani bu doğanın bir kanunudur. Ama şimdi de azalıyor dünya ölçüsünde. Yok işte azaltmaya çalışıyorlar ama beceremezler. Beceremezler. Yani evet. Bu azaltmaya çalışırlar, doğum yapmasını istiyorlar, hap vermeye çalışıyorlar, imamlarla vaiz verdirdiler, gizliden ilaç içiriyorlar. Ondan sonra ne bileyim her türlü şey yapıyorlar ama Kürt maalesef çoğalıyor. Korkuları evet. Budur. Şimdi biz geçelim bir dakika. Bu meseleyi hemen öyle geçmeyelim. Dur bir dakika. Yok şimdi diğer konuları tartışamayız. Tamam, zamanımız çok. Daha yarım saat bile olmadı. Bir dakika. Bir dakika bu önemli. Dört konu var. Bak şimdi. Şimdi eğer bizim sosyologlar, tamam mı? Bizim sosyologlar eğer bu konuda ciddi bir araştırma yapmış olsalardı doğrudur. Kürtler çocuk yapıyor ama yapıyorlar. Fakat nüfus yani oranı azalıyor, düşüyor. Neden? Çünkü erime var. Bu batıya göç etmenin sebebi nedir? Kekselim. Niye 6-7 milyon Kürt'ü batıya sürdü Türk devleti? Sebep ne? Kürt. Eğer asimile olmasa gene de Kürt'tür. Hayır azalıyor Kürtler. Bir yandan tamam. Çoğalıyor ama öbür taraftan azalıyor. Ve yani çoğalma şeyleri oranı çok düşük Kürtlerin. Çünkü bir yandan... Hayır, mesele sadece çocuk yapma ve ihtiyarlık arasında bir oranlamaya ya tabi. Tamam, asimile ediliyor, sürgün ediliyor ama işte biz sürgünüz gene Kürt'üz yani ne oldu? Yok işte öyle kolay değil. Bak şimdi onu da konuşalım. Neden biliyor musun? O milli hissiyatın varlığına bağlı. Şimdi Türk devleti bu kafayı takmış Kürdistan meselesine. Niye? Niye nüfusu konuşuyor ve niye sürekli ilgileniyor? Mesela sana bir örnek vereyim. Sen demin örnek verdin ama. O süt meselesini örnek verdin, süt tozu. Şimdi daha yeni 2008 ile 2009 arasında 8-9 aylık süre içerisinde GAP projesi çerçevesinde doğum kontrolü adına tam 100 bin tane kadın, Kürt kadını kısırlaştırıldı. Al sana bir jenosit. Ha tamam. 100 bin. Tabii. Çünkü sürekli bunu yapıyor. Erdoğan boşu boşuna bunu konuşmuyor. Sürekli bunu yapıyor. Çünkü Türklerde batıya yerleşmiş olan Türklerde yani bir iki tane çocuk yapıyorsun. En fazla üç tane çocuk yapıyorsun. Şimdi adamlar bundan rahatsız. Öbür tarafta doğru Kürt milletini bitiremeyecekler. Asla bitiremezler. Fakat hadise ne? Bizim nüfusumuzu küçültmedir. Küçültemiyorsa da onu ne yapmaktır? Kendi toplumuna entegre etme. Kendi toplumunu, Türk toplumunun bir parçası haline getirmedir. Şimdi biz neden milli hissiyattan sen demin niye bahsettin? Doğru adam asimile olmuş Türk yani Kürtçe bilmiyor mesela. Kendi ülkesinden uzak, kültüründen uzak, dilini bile konuşamıyor. Fakat Kürtlük hissiyatı var. İşte bu Kürtlük hissiyatı asimilasyona karşı panzehirdir. Kürtlerin panzehiridir. Böyle tamam. Değerlendirmemiz lazım. Tamam o zaman bu politikayı boşa çıkarmak için yarından itibaren ikimizle evleniyoruz. Her birimizin 3-4 tane çocuğu olsun. Benden geçmiş bu olay. Tamam. Şimdi bunu burada kapatalım. Yok bir dakika ya bir dakika ya niye kapatmak ama, istiyorsun bu ya, hadisi? Ama bir saatimiz daha yarım saatimiz var bak. Yarım saat ama 4 tane konu var. Her birisini yarım saat 2 saat eder. Evet okey. Bağlıyoruz o zaman. Bak tamam, şimdi. Tamam. Şimdi bu milli hissiyat meselesini ele aldığımızda niye ortak vatancılığa ve o Türk devleti Kürtlerin ve Türklerin ortak vatanıdır? Niye bunun üzerinde duruyoruz? Sebep ne? İşte bundan dolayı. Çünkü milli hissiyatımızı öldürüyor ve milli hissiyat öldüğü zaman geriye bir şey kalmaz. İşte Kürtler o yüzden eriyip yok gidiyor. Ortak vatancılık Kürt'ü öldürmedir. Kürt'ün milli hissiyatını öldürmedir. Şimdi adam Türkçe bilmiyor, Kürt diyor ama onu da öldürüyor. Dolayısıyla 6-7 milyonun batıya göç ettirilmesi ülkesinden coğrafik olarak Pierre Bourdieu'nun söylediği gibi coğrafik olarak yani ayrı bir mekana, ayrı bir şeye attığın zaman coğrafyaya o onu gittikçe içselleştiriyor, hazmediyor ve içselleştiriyor. Asıl tehlike orada Kekselim. Tehlike orada. O 6-7 milyon Kürt çoğalsa bile o artık oraya yerleşiyor. Çünkü yeni bir sosyal hayat kuruyor. Coğrafyadan onun için milli hissiyatımızın sürekli çok ciddi bir şekilde yaşatılması lazım. Ben onu söylüyorum. Yani
Panzehir tamam. Budur, milli hissiyattır. O da ortak vatancılığa, bu Türkiyeciliğe. Çünkü Türkiyecilik asimilasyonculuktur. Kürdün kendi asimilasyonculuğunu kabullenmesidir. Bu nedir? Bu da Kürdün kendisini kendi eliyle inkar etmesidir. İşte Kürdün bunu reddetmesi lazım. Şimdi eğer başka konuya geçmek istiyorsan geçelim. Başka hadi. Konu. Yani peki. Biz bir program çerçevesinde tartışma yapmak zorundayız. Tamam. Onun için bu diğerleri de önemlidir. Bak Erdoğan geçenlerde Diyarbakır'a bir gezi yaptı. Evet. Ondan sonra Kürdistan'ın bütün illerinden onun deyimiyle veya AKP'nin deyimiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bütün illerinde otobüsler tutuldu. Evet. Ve AKP yanlıları halk Diyarbakır'a getirildi. Kameralarda gördüğümüz kadar evet. getirebilmişlerdi. Hepsinin eline Türk bayrakları vermişlerdi. Ve Erdoğan ben özel yani bu programda bu konuyu tartışmak için bir kere yarısına kadar izlenmiştim. Fakat telefondan birisi bana Diyarbakır cezaeviyle ilgili şunları söyledi dedi. Ben görmemiştim onu. Tekrar onu da izledim. Onun için bu programda söyleyeyim diye. Şimdi Erdoğan anlattı işte. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı, Mazı falan filan hepimiz kardeşiz falan. Bu biliyorsun söylenen, tekrarlanan yalanlardır. Yalanlardır. Türk devletinin Kürtlere yaptığı kardeşlikle hiçbir ilişkisi yok. Gayet tabii. Yani bırak Kemalizm döneminde zaten onu diyelim ki AKP yanlıları biliyor. Ben onlarla konuşuyorum. AKP'liler Kemalizm döneminde işte Dersim'de Şeyh Said Hareketi döneminde işte Kürtlere zulüm yapıldığını söylerler. Şu Hendek döneminde bir resimlere bakın, Cizre'nin resmine bakın, Şırnak'ın resmine bakın, yani harabe halindeki resimlerine tabii. bakın. Kesinlikle Cengiz Han ve Timur Lenk döneminde şehirler böyle ediliyor. Hatta derler ki Timur Lenk Sivas'ı kuşatıyor, alamıyor, Sivaslara haber veriyor. Diyor ki ben söz veriyorum, kapıları açın. Tek kişinin kanı dökülmeyecektir. Ve Sivaslılar kapıyı açıyorlar. Ondan sonra bütün Sivaslıları yakalıyor. Sivas'ın etrafında hendekler kazıyor. Bütün Sivaslıları, tavukları, keçileri, koyunlarıyla birlikte o hendeklere dolduruyor. Üstlerini toprakla örtüyor. Dolayısıyla kimsenin kanını dökmeden öldürüyor. O şehir öyle hayalet bir şehir oluyor. Tek kişi yaşanmaz. Şırnak'a bakın, Cizre'ye bakın, Nusaybin'e bakın, o resimlere tamamen tek bir canlının yaşamadığı harabelerdir. Bir Türk bayrağı dalgalanıyor, bir de tanklar görünüyor. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapıldı. Şimdi bazı AKP'liler de şunu bize diyebilir, ya işte PKK'lılar şehri ele geçirmişti mi? Hangi devletin şehri sen ele geçirirsen devlet savaşır. Şehirleri ele geçirme planı Hakan Fidan ile Abdullah Öcalan tarafından İmralı'da yapıldı. Sırrı Süreyya Önder Kandil'e götürdü o planı. Kandil'de planlaması yapıldı. Gençler ayaklanıyoruz, devrim yapacağız. Kubani'den nasıl şey yaptıksa Diyarbakır Kubani yapacağız hayalleriyle gönderildiler. Gönderildikten sonra Kandil'dekiler bunlarla ilişkilerini kesti. Önce dediler gidin teslim olun ve bu gençler teslim olmadılar. Hepsi yok edildiler. Evet. Bu AKP'nin bir planıydı. Devletin bir planı. Şimdi bunları yapan Erdoğan gidiyor. Evet. Diyor ki ben Diyarbakır cezaevini biz müze yaptık. Adalet Bakanım anahtarını Kültür Bakanlığımıza verdi. İşte müze yapılacak. İstiyor ki halk alkışlasın. Evet. Sonra bakıyor ki hiç alkış yok. Diyor ben bunlar anlamadılar herhalde. Tekrar tekrarlıyor. Yine evet. alkış yok. Neden biliyor musun? Bir kere oraya topladığı adamların Diyarbakır cezaevinden haberleri yok.
Veya öyle diyelim ki MHP'li Kürtler yok mu? Veya AKP dışında AKP'nin propagandasıyla kafasını doldurmuş şeyler var, adamlar var. Belki desin Diyarbakır cezaevi iyi ki işkence yapmışlar bunlar. Evet. Bundan dolayı hiç kimse ne alkışladı ne de ilgilendi. Şimdi diyelim Orhan Miroğlu, işte ben de o aynı koğuşta kalmışız. Aynı gardiyadan dayak yemişiz. Aynı zulmü görmüşüz. Şimdi Orhan Miroğlu AKP'nin yönetim kurulundadır. Evet. Ve gitmiş Diyarbakır cezaevinde kendi hücresinde oturmuş. Diyor ki ben 38 yıl önce burada işkence gördüm. Şimdi ben yani bir millet ve bir yönetici olarak, bir devlet yöneticisi olarak gelmişim, kendi hücremdeyim. Evet. Orayı müze yapmak istiyor. Ne müzesi yapacak? Yani kültür, Türk kültürü nedir? Jop'tur, kalastır, çarmıhtır. Ondan sonra içine demir konulmuş lastik hortumlardır. Bunları götürür de sergilesinler. Türk kültürü budur. Ondan sonra bütün o duvarın resimlerine işkence döneminde tutuklulara zorla yaptırtıldığı gibi Fatih Sultan Mehmet'in resmini yapsınlar, Mustafa Kemal'in resmini yapsınlar, Türk ordusunun botuyla insanların nasıl ezildiğinin resmini o duvarlara yazsınlar. Budur Türk kültürü. Şimdi sen şeyi biliyorsun. Kekir. Hemen bitiriyorum, siz şey evet. Yaparsınız. Şimdi Afrika'yı örnek vereceğim de onun içine. Ha, şimdi yani dünyada eğer ki hani yani AKP ben zulüm yapmam, ben zulüm yapanları teşhir ederim derse, diyelim Hitler sonrası Almanlar gibi davranırsa, evet, Hitler'in bütün kampları olduğu gibi korundu. Orada neler yapılmışsa git kulaklığı dinle, hepsi anlatılıyor. Bu ranzada bu Yahudi yatıyordu, burada bu yatıyor, buradan alındı götürdü, falan fırına yatıldı. O fırınlarda kaç kişi yakılmış, kaç kişi öldürülmüş, kaç kişi nerede çalışmış, hepsini orada öğrenirsin. Evet. Peki yani şimdi Türk devletinin senin kafana yatıyor mu? Orada diyelim ki Mazlum Doğan bu hücrede şöyle kendini yaktı. İşte 10 kişi şu betonların üzerinde yatarak ölüm orucunda öldüler. İşte 4 kişi şurada üzerinde neft dökerek kendilerini yaktı. Bunları mı yapacaklar? Hayır, amaç şeyi silmek. Amaç şudur. Onları, amaç o hafızayı silmek. Amaç şudur. Onlar evet. Yani Türk devleti bize yaptığı işkenceyle, bize yaptığı barbarlıkla Diyarbakır cezaevini Kürtler içerisinde Drakula'nın bir korku kalesi haline getirmeye çalıştılar. Ama biz dayatanları kabul etmedik, direndik ve Diyarbakır cezaevini bir cesaret ve bir onur kalesi haline getirdik. İşte şimdi Erdoğan'ın yapmak istediği bu cesaret ve onur kalesini yıkmak, onun yerine tuvalet mi yapacak? İşte Fatih Sultan Mehmet'in resminin asılı olduğu, Mustafa Kemal'in resmini aldığı cami mi yapacak? Öyle bir şey yapacak. Evet. Şimdi, yani o binadan korkuyorlar çünkü orası artık Kürtler için bir korku kalesi değil, bir onur ve bir cesaret kalesidir. İşte yani bir direniş kalesi olarak orada o tanıtılmayacak. Sizlerin, diğer mahkumların yaptığı direnişi anlatan bir cezaevi haline getirilmeyecek. Kapatılıyor biliyorsun, kapatılma emri de verildi. Şimdi bu konuda sen Nazi kampını örnek verdin, o güzel bir örnek. Ama ikinci güzel örnek Güney Afrika örneğidir. Mandela'nın, rahmetli Mandela'nın ve arkadaşlarının yaşadığı cezaevi olayıdır. Şimdi ne oldu o cezaevinde? Mesela o cezaevinde de aynen yapmadık işkence ve şey kalmadı. Tam 27 sene yatırdılar Mandela ve arkadaşlarını ve bir ada var. Kap diye bilinen şehrin karşısında bir ada var. O adada o cezaevini kurmuşlardı. Güney Afrikalı direnişçiler, Mandela ve arkadaşları için, ANC üyeleri ve diğer direnişçiler için. Şimdi Güney Afrika'da
rejim değişikliği olduktan sonra ne yaptılar? O cezaevini müzeye çevirdiler. Ama işte senin söylediğin şeyi yaptılar. Yani o cezaevinde mahkumlara nasıl işkence yapılmış, hücreler olduğu gibi korunmuş, nasıl zorla çalıştırılmış, nasıl işte teslim alınmaya çalışılmış, bütün o şeyleri korunmuş ve bugün turistlere bu anlatılıyor. O anlatı, evet. Yani orada yaşanan şeyler anlatılıyor. Evet. Tıpkı Nazi kamplarında, Almanya'da Nazi kampları ya da Polonya'daki Nazi kamplarında, Nazilerin yaptığı kampta nasıl müze haline getirilip orada Yahudilere yapılan, komünistlere ya da diğer işte nedir o çingenelere yapılanları anlatan bir şey müze haline getirmiş. Ama zulmü anlatıyor. Orada yapılan canilikler anlatıyor. Diyarbakır cezaevi eğer kapatılıyorsa orada yapılan canilikler anlatılmıyorsa bu demek ki Kürtlerin hafızasından silmeyi amaçlıyor. Evet, silmeyi amaçlıyor. Tabii. AKP'liler silmeyi amaçlıyor. AKP'liler diyorlar ya işte bak Diyarbakır zindanını yani zindanlı olmaktan çıkarıyor, müze yapıyor. İşte evet. Yani işkenceye karşıyız biz diyorlar. Ama ben onlara şunu söyleyeyim. Erdoğan orada toplattıkları bütün Diyarbakırlılara tek millet, tek vatan sloganını evet. Atırdı. Tek millet, İşte Diyarbakır tek cezaevinde tek evet. Bize yapılan o korkunç işkencelerin tek nedeni tek millet ve tek vatanı yaratmaktı. Şimdi birçok arkadaş eksileyim. Evet, bir bitireyim. Pardon, buyur. Türk devleti Kürtlere tek millet, tek vatanı dayattığı müddetçe Diyarbakır'daki vahşeti evet. Kürtlere uygulamak zorundadır. Çünkü evet. Tek millet, tek vatanın Türkiye'ye yaratılması için Kürt vatanının ve Kürt milletinin yok olması lazım. Bu yok olma da zulümle, işkenceyle, asimilasyonla, çocuk doğurmayı engellemeyle yapılabilecek her yol yumuşak ve sert. Bütün yöntemler kullanılarak yapılacak. Erdoğan da şu anda bu politikanın tam uygulayıcısıdır. Evet. Erdoğan'ın Diyarbakır'a gidişinin en çarpıcı yönü budur. O sloganı attırmasıdır. Evet. Şimdi yani ben seyrettim o şeyi gördüm. 10 binlerce insan vardı. Rakamı ne kadar belli değil ama 10 binler olduğu belli. Şimdi isterse 1000 kişi olsun. 1000 kişi bile çoktu Erdoğan'ı dinlemeye giden Kürtse eğer. 1000 kişi bile çoktu. Şimdi birçok arkadaş diyor ki birçok Kürt işte hainleri getirmişler, aşiretleri getirmişler, bilmem ne getirmişler. Oradan buradan doğru otobüslerle taşımışlar. Bu doğru. Her şehirden kendilerine bağlı olan Kürtleri satın aldıkları Kürtleri ya da orada mesela Van'da yaşayan başka şeyler de var. Yani taşımışlar getirmişler. Şimdi gaye o salonu şey o meydanı doldurmak. Şimdi ama orada en çarpıcı olan şey ve Kürtlere en büyük hakaret orada o sloganın 4 tane şeyi slogan olarak attırmasıdır. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. 4 tane sloganı tekrar attırdı. Ve oradaki kitle de tekrarladı bunu. Binlerce insan bunu tekrarladı. Şimdi bu aynı zamanda Kürt'e yapılan en büyük hakarettir. Evet, Kürt milletini yok saymadır bu. Aşağılamadır, evet. Bu resmen budur. Hatırlıyor musun? 1975'te Türkeş Diyarbakır'a gelmek istedi. Ve Diyarbakır halkı örgütsüz bir şekilde, kendiliğinden spontane bir şekilde ona karşı çıktı ve adam helikopterden inip miting yapamadı. Sonra kaçtı, gitmek zorunda kaldı. Diyarbakır halkı ayaklandı, kabullenmedi bunu. Türkeş gibi bir ırkçının, faşistin Diyarbakır'a gelip miting yapmasını kitleler spontane bir şekilde ayaklandı ve engelledi. Fakat Erdoğan'a bak. Önce niye Kürtler bu kadar çocuk yapıyor? Çünkü PKK diyor aslında kasıt Kürttür tabii. Kürt'ü horluyor, ırkçılık yapıyor. Ardından daha bir gün sonra geliyor Diyarbakır'da bu mitingi yapıyor. Ve Diyarbakır 70 bin kişiden, Erdoğan 70 bin kişinin rakamını verdi. Diyarbakır'da 2 milyon Kürt yaşıyor. 2 milyonun 10 bini, bırak 10 bini, 50 bini, bırak 50 bini, 10 bin kişisi gidip orada kitlesel bir şekilde
yuh çekemez miydi? Sen ırkçılık yapıyorsun diye kitle bir şekilde, yani bağıramaz mıydı gerçekten? Diyarbakır'a yakışan, Kürtlere yakışan buydu. Türkeş'e 1975'te yaptıklarının aynısını ona yapmaları gerekiyordu. Çünkü tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek koridor, Kuzulkurt, bunu, bu sloganı attırmak Kürt'ü horlamadır, aşağılamadır, ırkçılık yapmaktır. Ve Diyarbakır halkı da mitinge belki çoğu gitmedi, gitmedikleri belli. Ezici çoğunluğu gitmedi. Hatta çok büyük kesimi gitmedi. Belki birkaç bir zümre gitmiştir, olabilir. Ama ona rağmen diğerleri gidip onu yuhalaması gerekiyordu. Fakat bu yapılmadı. Şimdi bu neden böyle oldu? Bunun birçok sebebi var Kekselim. Gitmemeleri iyi Diyarbakırlıları, bu doğru. Fakat bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Ama evet, orada yani Kürtlerin durum mevcut olan psikolojisini hesaba katmak gerekiyor. O mevcut olan psikolojisinde en kötü rolü son dönemlerde oynayan şey hendeklerdir. Hendek savaşı denilen şeydir. Bu hendek savaşının psikolojisi Kürtleri teslim almıştır resmen. Asıl bunu görmek gerekiyor. Şimdi dolayısıyla buna karşı bir mücadelenin geliştirilmesi gerekiyor. Yani orada tabii HDP son derece olumsuz bir rol oynuyor. Kürtleri manipüle etmeye devam ediyor. Şimdi HDP'nin söylediğinin ne farkı var? Selahattin Demirtaş'ın, Abdullah Öcalan'ın sözüm ona kurduğu o manipülatif ne diyorlar, paradigmanın ne farkı var? Evet, Erdoğan evet, diyor ki tek bayrak, Selahattin de söylüyor, Apo da söylüyor. Tek devlet o da söylüyor. Tek vatan, ortak vatan onlar da söylüyor. Yani bir farkı yok aslında. Dolayısıyla bu Kürtleri hem Türk devleti hem de Kürtler üzerinden oluşturulan bu manipülatif politika zaten cendereye almıştır. Zaten Erdoğan niye diyor Kürt sorunu yoktur? Evet. Kürt sorunun temsilcisi, öncüsü devletle pazarlık yapan biziz diyenler, evet, zaten tek vatan, tek bayrak, tek millet, evet, bunu kabul ediyorlar, bunu söylüyor. Onun için Erdoğan diyor Kürt sorunu yoktur. Evet. Onu geçelim. Şimdi tamam, geçelim bu meseleyi ama yani evet, Diyarbakırların gidip yuh çekmemeleri, yani yuhalamamaları belki kolay değil. Ben bunu anlıyorum. Müthiş bir terör ortamı var. Bunu unutmamak lazım. Evet, var, doğru. İyi ama adam seni horluyor, aşağılıyor. Buna en azından karşı çıkılması gerekiyordu. Evet. Şimdi bazıları diyecek ya siz oturmuşsunuz Avrupa'da, kolaydır söyleme. Doğru. Ama sonunda Kürt onuru var orada. Kürt onuru ortada. O onuru korumak gerekiyor. Onu savunmak gerekiyor. O aşağılanmaya karşı çıkmak gerekiyor. Ama bak dedi, biz şey yapıyoruz. Biz Diyarbakır cezaevini bize yapıyoruz. Kimse alkış çalmadı. O büyük bir alkış, zaten şaşırıyor. Diyor ki evet, bunlar anlamadılar herhalde, tekrar söylüyor. Yine evet, kimse alkış çalmıyor. Şimdi Diyarbakır'da aynı bu Erdoğan'ın yaptığı ucubelik kadar geçenlerde bir tane toplantı yapıldı. Güya dünyadaki ve Orta Doğu'daki ve Asya'daki din alimleri Diyarbakır'da toplanmıştı. Evet. Şimdi biliyorsun Diyarbakır'da Hizbullah değil de Hudapar'ın artık Mardin'de, devamıdır o. Hizbullah'tır o. Mardin'de, ondan tabii sonra Diyarbakır'da yani taban sahibi ve kendilerine Kürt Partisi diyen bir partidir. Evet. Ben yöneticilerini de, yani bizim zazalardır, tanıyorum. Şimdi bu Hudapar'ın bugünlerde böyle kendini ele veren iki tane çok önemli şeyi vardı. Bir, İran konusunda. Evet. İran rejimi, yani Molla rejimi, genç bir kızı, Kürt rejimin ahlak polisi tutukluyor, işkence yapıyor ve kız ölüyor. Öldürüyorlar yani. Ha, öldürüyorlar. Tabii, cani bir şekilde. Bunun üzerine, bunun üzerine 40. günü bile, evet, binlerce kişinin, on binlerce kişinin katıldığı, sadece Kürtlerin değil, Farsların, evet, Azerilerin, Türkmenlerin,
herkesin İran'dan yaşayan bütün Arapların, evet. Arapların ayaklandığı ve bu ayaklanmayı sürdüğü sayısını bilmiyoruz. Bazıları 200-250 kişi diyorlar bu rejimin öldürdüğünü. Çetelesi belki tutulmamış insan ölmüştür. Sadece orada kalmadı bütün dünya. Amerika'dan tut Kanada'ya kadar, Japonya'ya kadar insanlar tepkilerini gösterdi, protesto ettiler. Ve destekliyorlar o ayaklanmayı. Evet. Halk var. Yani diyorlar biz Zazayız, diyorlar biz Kürdüz. Halk biz var değil, Hudapar. Biz Kürtlüğümüzü inkar etmiyoruz. Biz de Kürdistan'ın kurulmasını istiyoruz. Hepsi fakat fakat Molla rejimi genç bir kızı işkenceyle öldürüyor. On binlerce kişi başı kapalı, namaz kılan, oruç tutan İranlılar diyorlar ya yeter sizin yaptığınız. Evet. Fakat bizim Kürt Müslüman diyor ki İran Amerika'nın ve İsrail'in oyununa gelmemelidir. Evet. Yani onlara göre komik. Bu kadının öldürülmesine tepki duyan lar oradaki halk değil İsrail ve Amerika. Eğer sen Müslümansan ilk önce sen buna tepki göstermesen ben senin Müslümanlığını kabul etmem. Ben senin namaz kıldığın camiye gelmem. Evet. Eğer bir Müslüman bir Müslümanı öldürüyorsa nahlet gelsin senin o Müslümanlığına derim. Ve bütün Müslümanların böyle demesi gerekiyor. Ama demiyor ulan kör gözüm. Bu milyonlarca insan ayaklanmış bu Molla rejimine karşı. İsrail ta oradayken, Amerika ta oradayken nasıl geldi bunları örgütledi, nasıl ayaklandırdı? Yani bunu biliyor. Ama sahtekar bir Müslümandır. Sahtekar bir Müslüman, bak İsrail, mesela sen duydun mu hiç İsrail bir Filistinli Müslümana bok yedirmiş. Ben duymadım. Hayır yok ne öyle bir şey. Ya. Yok öyle. Ne bir televizyonda işittim. Bir savaş var. Bir savaş var o kadar. Savaş yok, var. Vurmuştur, işkence de yapmıştır, ayağını kırmıştır, gözünü de kör etmiştir. Tamam. Ama İsrail kendisini savunuyor aslında. İsrail yok, kendisini savunuyor. Yok, öyle deme. Öyle öyle aynen öyle. Niye demiyorsun? Ya kardeşim kendini savunuyor sen diye ama ben kabul etmiyorum kendini savunuyor. Okey, sen orada bir Filistin sorunu vardır. Doğru, İsrail'in orada bir etmiyorum. Devlet olma hakkı ne kadar varsa Filistinlilerin de devlet kurma hakkı gayet vardır. Tabii, gayet ha. Tabii. Fakat ben diyorum ki ikisi savaşıyor. İkisi savaşıyor. Ha şimdi kim haklıdır kim haklıdır ben tartışmıyorum. Savaşta da insanlar savaş kuralları var. Cenevre sözleşmeleri denilen şeyler var. Ve insanların ahlakı var. Mesela milattan önceden bugüne kadar kültür sahibi olan insanlar düşmanını öldürdü mü onun cesedine hakaret etmez. Onun cesedini gözlerini çıkarmaz. Onun cesedine işemez. Onun cesedini köpeklere atmaz. Onu dini inancı neyse ona göre gömer. Medeniyet sahibi olan ülkeler savaştığı zaman. Evet. Fakat İsrail diyorum Filistinlilere bok yedirmemiştir. Hakpar diyorum. Hudapar bunu biliyor. Evet. İsrail bir tane Filistinliyi öldürdü mü elinden gelirse bütün Diyarbakır'ı havaya kaldırıyor. Ama evet. Türk devleti Kürt'e hem de Müslüman Kürt'e hem de Altan Tan'ın babası Bedi'i Tan'a hem de Diyarbakır'ın ileri gelen adamı bütün Diyarbakırlar şahittir ki Felat Cemiloğlu namaz kılıyor. Onlara pislik yedirdi. Peki bir Hudaparlı buna karşı çıktı mı? Dedi mi nalet olsun Türk devletine sen niye Kürtlere pislik ediriyorsun? Demez. Kekselim sen Türk devletinin devleti için çalışan, Türk devletinin kuruluşuna destek verdiği,
kontra bir partidir. Mesela ben sen değiliz ki mesela ona oy veren, onun toplantısına giden yüz binlerdir. Anlaşıldı ama bu parti, anlatıyorum. Bu parti böyle bir parti. Yani Türk devletiyle çalışan bir partidir. Şimdi Hizbullah'ın devamı olarak ortaya çıktığı Hudapar. Öyle değil mi? Bu böyledir. Ve senin söylediğin gibi yani o kadar sahtekarlar ki. Ya düşün İran Doğu Kürdistan'da halk ayaklanıyor. Haksız bir şekilde Molla rejimi kaldı ki onlar Şii olmasına rağmen. Bunlar Sünnidirler. Hudapar Sünnidir. Ve Şiilerden de nefret ediyorlar. Ona rağmen İran Molla rejimini bu kadar barbar, cani bir devleti Kürde karşı savunuyor. Neymiş işte başörtüsünü savunma adına. Ya bu kadar büyük bir sahtekarlıkla bunu yapıyor ve Müslüman Kürdü de manipüle etmeye çalışıyor. Ama Türk devleti bu partinin kuruluşuna destek olmuştur. Türk parti bu Türk devletiyle birlikte çalışan bir partidir ve dolayısıyla Kürtlerden yana en ufak bir şey çıkmaz. Sadece İslam'ı kullanıyor. İslam yoluyla da Kürtleri devlete bağlamanın mücadelesi, icraatı içerisinde olan bir partidir bu. Dolayısıyla ondan bir şey beklemek yanlıştır. Doğru değil. Ama Kürtleri yanlış bir şekilde yönlendiriyor. Şimdi İsrail meselesinde bak bir şey söyleyeyim. Ufak bir şey. Bir laf. İsrailler kendi devletlerinde, kendi topraklarında yaşıyorlar. Filistinlerle toprak sorunları var. İşgal ettikleri Filistin toprakları da var. Filistinlerin bağımsız devlet kurmasını ben de istiyorum. İsrail nüfusunun yarısı istiyor. Hatta yarısından fazlası istiyor ki Filistin devleti kurulsun. Orada mesela Filistinliler eline bıçak alıyor ya. Gidiyor sokakta çocuk, yaşlı kadın kim görüyorsa arkadan vurup 4-5 tane mesela kadını öldüren ben Filistinli biliyorum. Yani bu caniliktir işte Müslümanlık şeylik adına, ulusal dava adına yapılan. Yani bu canilik kabul edilebilir şey mi? Ben onun için diyorum İsrailler kendisini savunmaya çalışıyorlar. Neyse bu ayrı bir hikaye ama Hudapar'ın Kürt halkı ya gözünün önünde hendekler on binin üzerinde insan katledildi. Hudapar'ın bir tek parmağını oynattığını gördün mü? Eleştiri yaptığını yok böyle bir şey yok. Bu da gösteriyor ki sahtekardır. Ama şöyle şimdi Hudapar. Müslümanlığı da sahtekardır. Kürtlüğü de sahtekardır. Bunu geçelim. Ama tamam. Alimler 7. alimler toplantısını buluşmasını konuşalım. Ama biz şöyle yapamayız. Şimdi Hudapar diyelim ki İsrail yani bir tane Filistinliyi öldürdüyse ayaklanıyor. 100 tane Kürt Türk devleti öldürdüyse hiç ses çıkarmıyor. Biz de şöyle bir şey yapamayız. Yani İsrail Filistinliyi öldürdüyse ya o işte haklıdır öldürsün diyemeyiz. Hayır öyle diyemeyiz. Bir şey demiyoruz zaten. Çünkü kim zulüm yaparsa yapsın. Gayet tabii. Kim yani orada bir sorun vardır. Filistinlilerin devlet kurma yani bir topluluktur, bir ulustur, bir şeydir. Devlet kurma bu savaşın sona ermesi gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii. İsrail de zulüm yapsa ona da karşıyım. Türk de gayet yapsa tabii. Ona karşıyım. Gayet tabii, gayet karşı tabii. Olmamız lazım. Hudapar işte bu Diyarbakır'da din alimleri toplanmış. Tırnak içinde alimler diyorum. Belki içinde gerçekten yurtsever Kürtler de vardı. Ama o birisi ben adını unuttum. Keşke o, biraz önce biliyordum unuttum. Birisi kalkıyor. Evet. O işte kendilerine alim diyen hepsinin karşısında diyor ki işte bu Kürdistan'dan yani bazıları kendilerini öyle isimlendirdiler. Evet. Kürdistan din adamları. Diyor evet. Bu Kürdistan kelimesini kullanmasak daha iyidir. Suriye'den gelmişlerse Suriye'den, evet. Irak'tan gelmişlerse Irak'tan, Türkiye'den gelmişlerse Türkiye'den, İran'dan gelmişse İran böyle yapsak daha doğrudur. Evet. Ve orada alim olarak geçinen adamlar bunun karşısında suskun kalıyorlar. Evet. Kardeşim adam niye Kürdistan kelimesini inkar ediyor? Kürdistan kelimesini kullanırsan eğer siz dine bağlıysanız, İslamsanız, İslamlıktan çıkıyor musunuz? Osmanlılar döneminde Yavuz Sultan Selim'den tut Sultan Murat'a kadar, Evliya Çelebi'den tut bütün Osmanlı tarihini yazanlarda hepsinde Kürdistan görürsünüz.
O zaman bunların hiçbirisi İslam değildi. Hepsi kafirdi. Ve bu adam belli ki yani devletin bir ajanı olarak din maskesiyle gelip size konuşma yapıyor. Şüphesiz gayet tabii. Dolayısıyla bunların yaptığı toplantı, oradaki Kürt yurtseveri olarak gidip oraya katılanlara da hakaret etmiştir. Kürdistan'ı inkar eden bir adamın, bir topluluğun, alimlerin bana göre dini yoktur. Şimdi dinleri Kemalizm'dir. Çünkü evet. O inkar etmiştir. Tabii tabii çok doğru. Olabilir. Adam orada aslında Kemalizm yapmıştır. Irkçılık yapmıştır. Şimdi güya sözüm ona Müslümanlıkta, İslam'da ırkçılık yok, bilmem ne yok. Bunlar ayrı bir tartışma konusu ama burada konuşmamız gereken iki önemli mesele var. Birincisi, Türk devleti İslam'ı kullanarak Kürtleri asimile etme, kendisine bağlama, Kürdistan meselesini yok etmeyi kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Bunu yapıyor. Bu konuda Kürtlerin üzerine düşen çok görev var. Yani İslam dininin daha çok, sadece o değil, Aleviliğin de tabii, dinin Kürt toplumu üzerinde, Kürt milleti üzerindeki etkilerini Kürtlerin araştırma yapmaları lazım, analizler yapmaları lazım, bundan sonuçlar çıkarmaları lazım. Bunu sürekli aslında gündemde tutup konuşmamız lazım. Hatta birçokları o kadar ileri gidiyor ki aydın olma, entelektüel olma adına diyorlar ki yani din Kürt milletinin çimentosudur diyorlar. Şimdi bunu kullananlar da var, bunu söyleyenler, iddia edenler de var. Ama öyle değil tabii. Yani Kürdistan çok dinli, multi dine sahip olan bir toplum, bir milletiz. İyi ki de öyledir. Şimdi dolayısıyla orada din kesinlikle Kürt milletini birleştiren çimento görevini görmüyor. Aslında milli hissiyattır. Tek yegane bizi birleştiren yegane şey milli hissiyatımızdır. Fakat bu bir. İkincisi, Kekselim, şimdi Türk devleti neden 7. alimler bir buluşmasını Diyarbakır'da örgütlüyor? Türkiye'de 80 küsür şehir var. Niçin özellikle? Yani Kürdistan batıda, İstanbul'da, Ankara'da daha böyle sansasyonel ses getirebilecek yerler var. Niye orada yapmıyor da özellikle Diyarbakır'da yapıyor? Bunun bir tek izahı var. Türk devleti İslam üzerinden, Müslümanlık üzerinden siyaset yapıyor. Kürt'ü manipüle etmenin aleti haline getirmiş. Yani bunu yapıyor. Bunun için 7. alimler buluşmasını Diyarbakır'da örgütlüyor. Ve kim aleti oluyor en çok? Hüdapar denen ya da işte bazı Kürt alim saf ya da Türklerin şeyinden çıkmayan, etekleri altında kalan, oradan çıkmak istemeyen Müslüman, sözüm ona alimlik adına Müslümanlar yapıyor bunu. Türk devletine destek veriyorlar. Şimdi dolayısıyla işin bu yanı var. Bir başka yanı daha var. Şimdi Taliban geliyor. Taliban'ın devlet sözcüsü geliyor, orada konuşma yapıyor. Alim diye geliyor, din alimi diye. Ya Talibanlar katil, cani. Türk devletinin temsilcisinin ırkçılık yaptığı gibi onlar da caniler aslında. Yaptıkları şey yani nedir? Caniliktir, başka bir şey değil. Şimdi Taliban geliyor, İslamiyet adına, Müslümanlık adına sözüm ona alimlik yapıyor ve orada konuşma yapıyor. Taliban ki cani bir örgüt, binlerce, on binlerce Afganlının ölümüne sebep vermiş, camilere bomba koyup patlatmış bir örgüt. Ve bunun temsilcisi geliyor, Türk devleti çağırıyor bunu. Bizim Kürtler de bu oyuna geliyorlar, alim diye karşılıyorlar ve son derece normalmiş gibi karşılıyorlar. Hayır, canilerin İslamiyet adına ya da bir başka din adına böylesi toplantılara katılması anormal bir şey. Burada sıradan, banal bir durum yok. Dolayısıyla bizim Kürt, sözüm ona vatansever şeyle İslami olan politika yapan kesimler var. Onlar bile bunu normalmış gibi karşılıyorlar. Karşı çıkacağına, protesto edeceğine gidiyor, katılıyor ve normal karşılıyor. Talibanlarla da oturup konuşuyor. Böyle canilerle oturup konuşulur mu peki? Ama işte bunun sebebi Türk devletinin politikasıdır. Mesele AKP, AK Parti, Erdoğan değil. Türk devletinin politikasıdır. Çünkü Türk devleti ideolojisi nedir Kekselim? Türk İslam sentezidir. Bu Türk İslam sentezini hala devam ettiriyorlar ve bununla Kürtleri vurmaya çalışıyorlar. Bununla işte
asimilasyonun yolunu, Kürtlerin yok olmanın bir zeminini de böylece yapmaya çalışıyorlar, hazırlamaya çalışıyorlar. Hadise bu. Onun için Kürtlerin şunu yapması gerekiyor. Vatansever, ben onlara sesleniyorum daha çok. Mesele dini tartışmak değil. Tartışmak bizim vazifemiz, görevimiz de değil. Ne Allah'ı, ne Müslümanlığı, ne bilmem Hristiyanlığı, ne Ezidi dinini, ne bilmem Aleviliği, R hakkı tartışmak bizim işimiz değil. Ama bir şeye izin veremeyiz biz. Bir şeye izin veremeyiz. Türk devletinin Aleviliği ve Kürtlerin Müslümanlığını istismar ederek, manipüle ederek Kürtleri vurmasını kabul edemeyiz. Dolayısıyla burada siyasi düşünüyoruz ve siyasi olarak karşı çıkacağız. Müslüman Kürt'ün de siyasi olarak buna karşı çıkması gerekiyor. Yani burada görev nedir? R hakçı olan, Alevi diye tanımlanan R hakçıların Türk devletinden kopması gerekiyor. Müslümanların da Türk İslam'ından kopmaları gerekiyor. Bunu yapmak şarttır. Bunu yapamazsak biz gerçek manada istediğimiz kadar milli hissiyatı dayatalım, yine de kendi iç birliğimizi, millet birliğimizi sağlayamayız. Onun için görev öncelikle kime düşüyor? Müslümanlık temelinde siyaset yapan Kürt'e düşüyor. Şimdi o yapacak, ben yapamam, sen yapamazsın. Dini inancına, yani namazında, niyazında olan Kürt yapacak bunu. Türk devletinin Müslümanlığı istismar ederek bizi vurmasına izin vermeyecek, karşı çıkacak, evet. Ve oradan kopacak. Dolayısıyla eğer illaki siyaset yapacaksa, o zaman Kürt İslam'ını yaratması lazım. Türk İslam'ından kopup, Arap İslam'ından kopup Kürt İslam'ını kurması gerekiyor ve devlet, Kürt milletinin ulusal kurtuluş mücadelesinin hizmetine sunması gerekiyor. Mesela bak, Şeyh Said bunu yaptı. Bilinen isimleri sayıyorum. Seyit Rıza bunu yaptı. Kadı Muhammed bunu yaptı. Güney Kürdistan'da Şeyh Mahmud Berzenci bunu yaptı. Yani kendi İslami hareketlerini ya da İslami çıkışlarını milli kurtuluş mücadelesinin hizmetine sundular. İşte budur, evet. Müslüman Kürt. Müslüman Kürt budur. Evet, inşallah bizim Kürt Müslümanlar da hidayete gelirler. Kimse onlara camilerinizi terk edin, dininizi terk edin demiyor. Elbette demiyor. Sadece haklarıdır, yapsınlar. Eğer sen Müslümansan, eğer Allah'a inanıyorsan, yabancı bir ordu gelmiş senin ülkeni işgal etmiş, ülkeni talan ediyor, ülkeni, evet, berbat ediyor, yeraltı yerüstü zenginlik kaynaklarını sömürüyor. Dünyanın en fazla petrolünün olduğu, dünyanın en fazla temiz suyuna sahip olan ülke dünyanın en fakir ülkesidir. Ve sana insan muamelesi yapmayan devletler söz konusudur. Eğer İslam zulme karşıysa, ilk olarak bu devletlere karşı çıkmanız gereken sizsiniz. Eğer böyle yaparsanız bütün Kürtler size saygı duyar. Evet. Eğer Kürdistan'ı işgal eden güçlerin aleti olursanız, maalesef dini de alet etmiş olursunuz. Tabii. Ve o dininizle de bir yere varmazsınız. Evet. Şimdi gelelim CHP'ye. Hı hı. Şimdi biliyorsun, Güney Kürdistan'da birkaç gündür PKK'nın yayın organlarında Türkiye devletinin kimyasal gaz kullandığına dair görüntüler var. Evet. Kimyasal gazı anımsatan görüntüler var. PKK'nın iddiaları var. Bu, önce PKK basını, sonra Türkiye'de Türk Tabipler Birliği, evet, başkanı, ismi neydi? Sende vardı ismi. Evet, Şebnem Korur Fincancı diye bir Fincancı. Şebnem Korur Fincancı açıklama yaptı. Tutuklandı. Tutuklandı. Tabii bunu söylediği için. Fezdin Tanrıkulu ise, evet, dedi ki kimyasal gaz kullanılıp kullanılmadığına dair ben, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge vereceğim. Ve evet, kıyamet. Ama bir CHP'li milletvekili Gürsel kıyamet koptu. Evet. Kıyamet koptu. Şimdi CHP'li bir tane milletvekili
Gürsel Erol isminde birisi. Gürsel Erol Elazığ milletvekili dedi ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icraatları, eylemleri tartışılamaz, karşı çıkılamaz. Tartışma konusu yapılamaz. Bak, evet. Bu aslında CHP'nin kimliğini tam da ortaya koyuyor. Çok doğru. Asıl üzerinde konuşmamız gereken Türk halkının ve Kürt halkının, Türk aydınlarının, Kürt aydınlarının bu adamın söylediklerini anlaması lazım. Evet. Eğer Türk ordusunun eylemleri tartışılmazsa neleri tartışmamamız gerekiyor biliyor musun? Dersim katliamını tartışmamamız lazım. Çünkü onu Türk ordusu yapmıştı. Şeyh Said döneminde Palu'dan Hınıs'a kadar yapılan katliamı tartışmamamız lazım. Çünkü Türk ordusu yapmıştı. Evet. Koçgiri'de yapılan katliamı tartışmamamız lazım. Çünkü Türk ordusu yapmıştı. Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar Sason'da Ağrı'da. Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar Ağrı'da bütün katliamları Türk ordusu yapmıştır. Tabii. Bundan sonrası da katliam yapacaksa Türk ordusu yapacaktır. Evet. O zaman bunlar tartışılamaz, konuşulamaz, karşı çıkılamaz. Evet. Bu tamamen faşizmdir. Bu CHP'nin asıl zihniyetidir. Tabii çok doğru. Şimdi Kekselim biliyorsun CHP Türk Devleti'ni kuran partidir. Mustafa Kemal ve arkadaşları halk fıkrası olarak kurdular. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi ismini aldı ve tarihsel bir şey var, yapısı var ve onlar kurdular. Dolayısıyla zaten ideolojisi budur. İdeolojisi budur ve Kürtlerin yok edilmesi üzerine kurulmuştur bu ideoloji. Onun için senin söylediğin gibi o zaman hiçbir şey tartışamayız. Eğer Kürt tarihini, Kürdistan tarihini konuşamayız o zaman. Diyarbakır'da ekledim. Diyarbakır cezaevinde yapılan bütün zulmü Yunan ordusu yapmamıştı. Ordu yapmıştı. O zaman tartışmamamız lazım. Konuşmamamız lazım. Ordu yapar, doğru yapar, desteklememiz lazım. İşte burada bir şey ortaya çıkıyor. Türk ordusunun, biz Kürtlerin şunu anlaması lazım. Yani karşımızda bir devlet sistemi var ve bu devlet sisteminin bel kemiğini kuruluşundan bugüne kadar bu faşist cani Türk ordusunun oluşturduğunu bilmemiz gerekiyor. Onun için ben şeye karşı çıkıyorum. Yani AKP'nin ordusu, Erdoğan'ın polisi, ordusu, bu tür tanımlamalara karşı çıkıyorum. Bunlar doğru değil. Türk devleti var karşımızda. Yarın Erdoğan bugün var, yarın yok. Bu böyle biliyorsun. Siyasi partiler Türk devletine niteliğini veren, onun bel kemiğini oluşturmuyor. Demokratik ülkelerde olduğu gibi. Türk ordusu oluşturuyor. Türk ordusu ve ona bağlı olarak çalışan Milli İstihbarat Teşkilatı. Budur. Türk devletinin Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu gelir, aynı şeyi bize yaparlar. Kesinlikle bir farkı olmaz. O bakıma CHP'yi ele aldığımızda, çünkü CHP bugün bir şey içerisinde, tartışma içerisinde biliyorsun. Aynı zamanda Kürtlerle dirsek teması hem karşı çıkıyor, altılı masa diye tabir edilen millet şeyine ittifakına katılmasına karşı çıkıyor HDP'nin, Kürtlerin dolayısıyla. Öbür tarafta da dirsek teması içerisinde. Kekselim. Şimdi niye bunu yapıyor? Seçimler var önümüzdeki sene. Dolayısıyla CHP bunun hesabını da yapıyor. Ama CHP bunun Kürt oylarının hesabını yapıyor, fakat Türk ordusu, Türk devleti gündeme geldiği zaman her şeyi unutuyor. En aşağılık tarzda Kürtlere karşı ırkçı bütün dişlerini o aşağılık, Kürtleri aşağılayan, horlayan o şeyini, yüzünü, maskesini atıp ortaya çıkıyor. Oradan çıkmak, yani böyle net bir şekilde ortaya çıkmaktan da çekinmiyor. Çünkü niteliği bu. Dedim ya, ırkçılık onların günlük yaşam biçimi haline gelmiştir. Devletin en başından sıradaki sokaktaki en küçük Türk'e kadar yaşam biçimi haline gelmiştir ırkçılık. CHP de bu ırkçılığın temsilcilerinden, siyasi temsilcilerinden bir tanesidir. O bakıma bu Elazığ milletvekilinin o çıkışı, yani o çok anlamlıdır aslında. Her şeyi ifade ediyor. Türk ordusunun hiçbir icraatı, eylemi tartışma konusu yapılamaz. Bu ne demektir?
İşte dediğin gibi Kürtlere yapılan bütün canilikler, bütün katliamlar, hiçbirisi tartışma konusu yapılamaz evet. demektir. Şimdi PKK'nın yayın organları hakkında da ben bir söz söylemek istiyorum. Pardon, bir şey söyleyeyim ama o gaz meselesi, Türk devleti büyük ihtimalle onu kullanmıştır. PKK'nın savaşçılara karşı, evet, PKK'nın yerlilerine karşı bugün değil, çok çok zamandan beri bunu yapıyor. Ama bugüne kadar gündeme gelmemesinin asıl sebebi PKK'dir. Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi ben Türk ordusu kimyasal gaz kullanmaz demem. Kullanıyor, hayır. Kullanıyor. Ben zapta PKK'nın küçük birimler halinde, 3 kişilik birimler halinde saklandığını ve savaştığını da biliyorum. Evet. Ha, kimyasal gazı Türk ordusu nasıl kullanır? Tespit eder bir yer aldı mağarasını veya bir yer altı sığınağını, içeri giremez, kimyasal gaz kullanır, hepsini öldürebilir, yapar. Ha, şimdi bunun yolu, yani kimyasal gaz kullanmak Cenevre sözleşmelerine göre suçtur. Suçtur. Bunun yolu da Birleşmiş Milletler'in ilgili dairesi hangisi ise, ona nasıl müracaat edilecekse, evet, ellerinde ne gibi kanıtlar varsa oraya müracaat edilir, Birleşmiş Milletler heyet götürür. Evet. Şimdi PKK bunu yapmıyor. Ne yapıyor? Diyelim kendisi 3-5 tane tanıdığı adam gönderiyor. Gidiyorlar, diyorlar ki KDP bırakmadı, gitsinler. Bir. Evet. O alan, yani medya savunma alanları da 10 yıldan beri KDP orada yoktur. Yani peşmerge gidemez. Fiili olarak KDP'yi bırak, KDP'yi bırak. Güney Kürdistan'da hiçbir köylü o bölgeye gidemez. Evet. PKK onu 20 yıldan beri, ben 15 dedim, 20 yıldan beri PKK orada askeri alan ilan etmiştir. Evet, kimse evet. oraya gidemez. Şimdi Türk ordusu girmiştir, karakollarını kurmuştur. Türk ordusundan dolayı, mesela benim çok samimi arkadaşım var, oralıdır. Diyor, daha önce biz köyümüzü terk etmişiz. Daha önce PKK orada egemen olduğu için, savaş alanı ilan ettiği için biz köyümüze gidemiyoruz. Şimdi evet. ise Türk ordusunun elinde olduğu için biz gidemiyoruz. Tabii. Yani şu anda oraya girip girmeme Türk ordusunun iznine bağlıdır. Evet. Türk ordusu da ancak Birleşmiş Milletler giderse izin vermek zorundadır. Ha, şimdi evet. dil bilen önce bir araştırmalıdır. Yani ben dedim, ben kendim başvururum eğer yapılabilirse. Evet. Bir avukatla, iki avukatla, üç avukatla. Böyle iddialar var. Birleşmiş Milletler gitsin, incelesin. Atılmış mı, atılmamış mı? Eğer atılmışsa savaş suçu işlemiştir. Atılmamışsa demek ki PKK yalan söylüyor. Çözümü evet. budur. Evet. Ama Kekselim, doğru. Fakat hadise şu. Şimdi PKK savaş içerisinde olan bir örgüt. Böyle, öyle ya da böyle. Niteliğini konuşmayalım, tartışmayalım. Böyle. Şimdi öteden beri iddia ediyor. Peki ama şimdiye kadar bu kadar uzun yıllar geçmesine rağmen neden bir dosya hazırlamadı? Niçin belgesiyle birlikte, belgeleriyle birlikte uluslararası kuruluşlara neden sunmuyor? Elinde bir tane avukatı yok mu? Suç duyurusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde suç duyurusu yapabilecek kurum ve kuruluşları, avukatları yok mu? Var. Ama PKK sorumlu bu meselede, bu hadisede. Çünkü konkret, somut bir şekilde belgesini oluşturup Birleşmiş Milletler kurumlarına ulaştırma şeyi yok, yeteneği yok. PKK'nın Türk devletini rahatsız etme politikası yok her şeyden önce. Şimdi bunun aşılması lazım. Ama öteden beri konuşuyor. Sen eleştirdiğin zaman da bu sefer seni eleştirmeye, seni mahkum etmeye, sana küfretmeye, hakaret etmeye çalışıyor. Ama kendisinin öncelikle bunu yapması lazım. Ben de karşıyım. Türk devletinin orada bırak kimyasal silahı, bir tabanca bile Kürt'e karşı kullanmasına karşıyım ben. Ufak bir copun, şiddetin kullanılmasına karşıyım. Bu böyledir evet. tabii. Şimdi sonuçta evet. öldürülen, ister PKK'li olsun ister olmasın, öldürülen Kürt çocukları, kendi halkımızın, milletimizin çocuklarıdır. Dolayısıyla PKK orada bu belgeleri oluşturup herkesi harekete geçirebilme imkanına sahip ama bunu yapmıyor.
Çünkü öyle eli boş gidemesin. Eli boş uluslararası kuruluşları çağıramasın. Döküman ister senden. Mantıki bir takım şeyler, belgeler ister senden. Sen bunları sunamıyorsan o zaman demek ki sen boşa konuşuyorsun. Dolayısıyla PKK her şeyden önce bu konuda eğer adım atmak istiyorsa, ki bu ciddi bir olaydır, Türk devletini rahatsız edebilecek, hatta eğer ciddi belgeler, kanıtlar varsa mahkum bile ettirilebilecek bir durumdur, o zaman bunun yapılması lazım. Hepimiz de destek veririz. Amaç kendi düşmanımızı vurmak değil midir? O zaman vururuz gayet tabii. Biz de destek veririz. Ama PKK'nin bunu yapmaya niyeti yok. Çünkü Türk devletini rahatsız etme politikası yok. Gekçelim. Ya Türk devleti kendisini uluslararası politikada mahkum eden bir girişimin olduğunu gördüğü an, evet, PKK'de bazı kesimleri harekete geçirerek onu boşa çıkarır. Ben sana, evet, dedim ki biz ikimiz bir de iki tane hukukçuyu bulalım, biz müracaat edelim. Eğer tabii yapabiliyorsak. Ama belge olması lazım. Eğer yapabiliyorsak diyorum, belgeleri de bulursak, bu yayınlanan şeyleri falan bulursak. Fakat bizim şeyimiz sonuç verme veya yani baktı heyet gidecek bir biçimde bazı güçler PKK aracılığıyla devreye girip bizim girişimlerimiz engellenecektir. Bu benim birçok tecrübelerimle sabit bir durumdur. Doğru. Eğer PKK'nın elinde bir kanıt varsa ben söz veriyorum, o kanıtları getirsinler, benim elime versinler. Eğer ben Türkiye Cumhuriyeti'ni mahkum etmesem, ben Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nun önünde kafama tabanca dayat kendimi vururum. Ama ben bu sözü veriyorum. Tamam. PKK getirsin o belgeleri bana versin. Ekselim, eğer bak şimdi siyasi duruma bakalım. Bölgedeki Türk devletinin konumuna bakalım. Avrupa ile Amerika ile içine girdiği çatışmaya bakalım. Yani durum müsait. Türk devletini mahkum etmeye uluslararası koşullar, siyaset buna müsait. Herkes Türk devletinin dişini sökmek ister. Yani ona karşı kullanmak ister. Uluslararası şartlar budur. Uluslararası şartlar budur, müsaittir. Ama bu güçleri harekete geçirebilmek için Kürt'ün önce ikna edici olması lazım. Elinde belge olması lazım. Eğer Kürt ikna edici olursa kamuoyu senden yana. Bak şimdi Doğu Kürdistan'daki şeye bak, değil mi? Nasıl Joe Biden bile, dünyanın en büyük devlet başkanı bile destekliyor, andı bu meseleyi. İran devletini protesto etti, mahkum etti. Herkes mahkum ediyor, herkes sahip çıkıyor. Şimdi PKK bir defa meşruiyetini kaybetmiş, haklı pozisyonda olmayı kaybetmiş bir örgüttür. İdeolojik, siyasi, askeri olarak yenilgiye uğramış bir örgüttür. Dolayısıyla önce buna son vermek gerekiyor. Şimdi bizim ama maalesef bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat ben de varım yani kişisel olarak. Herkes vardır. Türk devleti eğer mahkum edilecekse hepimiz varız. O desteği veririz elbette. Bizim bu son söylediğimizi biliyorum, birçok Kürt siyasetçileri veya HDP oy verenler diyecekler ki ya işte PKK mahkum etmek için siz nasıl böyle konuşuyorsunuz? PKK gidip engellemez. Bak ben onlara tek bir şey söylüyorum ve belgeli söylüyorum. Yeryüzünde tek bir Kürt'e Sakarov ödülü verilmiştir. Leyla Zana'ya. Evet. Ve Leyla Zana Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapması için davetiye çıkarıldı, gitti ve o ödülü verenler, Avrupa'nın bütün parlamenterleri Leyla Zana'nın Kürt ulusunun lehine birkaç söz söyleyeceğini tahmin ediyorlardı. Bekliyorlardı. Tabii. Gidin Google'a bakın, görürsünüz. Leyla, evet, Zana'nın ilk sözü şudur: siz bu ödülü bana değil, Türkiye'ye veriyorsunuz. Düşünebiliyor musun? Ve bu Leyla Zana'nın sözü değildir. Evet. Leyla Zana'yı o hale getirenlerin, evet, ona yazdığı ve eline verdiği bir sözdür. Alın Google'a okuyun. Evet. Şimdi nerede Leyla Zana? Neden? Hiç kimse sormuyor Leyla Zana nerede? Ne devlet soruyor, ne kim soruyor. İkinci, o da ayrı bir tartışma konusu. İkinci bir ispat. Bakın. Evet.
Roboski'de 33 tane Kürt genci, hatta çocuğu. Evet. Hem de böyle mayın patlaması falan değil. Yani değil. Uçaklarla, yani bir bilinçli devlet bir tarafından şekilde yapıldığı tartışmasız uçaklarla bombalandı. Dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine götürüldü. Bir güç HDP'nin içinde, avukatların içinde olan ve devlet yönlendirmeli bir güç, evet, dosyayı hasır etti, altı etti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar veremedi. Yani tirajı, yani yüzlerce tirajı gören için yüzlerce örnek var. Onun için ben bunun için diyorum ki, eğer kimyasal silah kullanılmışsa bu AKP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı bir insanlık suçudur. Evet. Bu insanlık suçunu Birleşmiş Milletler'e götürmeyenler bu suçun ortaklarıdır. Doğrudur. Gayet tabii. Gayet tabii. Evet. Maalesef biz kötü durumdayız. Ben Kekselim, sözümü şöyle bağlamak istiyorum müsaadenle, bak şimdi. Buyurun. Şimdi bak, demin şeyden bahsettim ya, bütün bu olaylar aslında bir küçük bir analizi yapıldığı zaman bizden yana, milli kurtuluş mücadelemizden yana bir ortama hitap ettiğini görürüz. Bunu Kürtlerin kullanması gerekiyor. Eğer bugün harekete geçemezsek hiçbir zaman bir şey elde edemeyiz. Çünkü önümüzde bizim 5-10 senelik zaman var bizim önümüzde. Neden biliyor musun? Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarına baktığımız zaman ya da doğurduğu sebeplere baktığımız zaman, yeniden oluşturulan uluslararası düzene baktığımız zaman bunu görüyoruz. Çin Komünist Partisi'nin, bilmiyorum, son kongresinin, 20. kongresinin de yapılan konuşmalar ve sonuçlarını okudun mu bilmiyorum. Bak, oradan da çıkarabiliyoruz. Yani her şey aslında bizim lehimize bir ortam var. Her şey bizim lehimize. Kürt milletinin lehine, ulusal kurtuluş, milli kurtuluş hareketinin lehine. Dolayısıyla Kürtlerin elini çabuk tutması gerekiyor. 5-10 sene çabuk geçiyor Kekserim. Ben artık komünist partilerin yazdığı hiçbir yazıyı okumam. Çünkü yalan söylüyorlar. Bana ya çok mesele o değil. O değil. Uluslararası siyaseti anlamak için okumak gerekiyor. Uluslararası siyaseti. Çünkü Çin büyük bir güç olmanın mücadelesi içerisinde. Onu önüne koymuş. 2049'da diyor biz, 2049'da 100. yıldır biz diyor dünyanın birinci devleti olacağız. Bunun kavgasını veriyor. O herkes kavga nedir biliyor musun? Amerika ile kavgadır. Amerika ile Batı ile kavga demektir. Tamam. Şimdi Amerika ile Batı ile kavgası bize siyaset yapma olanağı tanıyor. Zemin hazırlıyor bize. Onun için Kürtlerin elini çabuk tutması gerekiyor. 5-10 senelik bir zaman sürecidir bu. Bu süreçte bizim ne yapıp bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kendimizi yeniden reorganize etmemiz gerekiyor. Bu PKK'nin de, PKK hadisesinin de bitmesi lazım aslında. Çünkü PKK Türk devletinin de İran'ın da bahanesi olmuş. Kendisini bu bahaneden kurtarması gerekiyor. Yapması gereken en doğru şey YPG'ye, Rojava Kürdistan'ına tabi olmasıdır. Böylece yok olmaktan da kurtulmuş olur. Geçen gün Kek Ahmet Zeki'nin bir konuşması vardı bu yönlü. Ben o görüşü doğru buluyorum. PKK'nın aynen onu yapması gerekiyor. Ben de daha önce ifade etmiştim. YPG'ye tabi olması gerekiyor. Ama maalesef PKK'nın başına çöreklenmiş olan kesimler, PKK'nın yurtsever kesimlerinin de imha, gıdım gıdım, adım adım imha olmasına sebep oluyorlar. Yani diyorsun imam cemaate tabi olsun. Ya imam, şimdi imam olamaz yani. Benim onlardan ne Abdullah Öcalan'dan ne Selahattin'den ne bilmem Kandil'deki PKK'nin başına çöreklenmiş olan kesimlerden bir beklentim hiçbir şekilde yok. Onlar zaten ulusal kurtuluş hareketimizi, milli kurtuluş hareketimizi bu duruma soktular. Kürt milletinin bu trajedisinde alet oldular. Evet. Kürt trajedisini yapan Türk devletidir ama alet olan da bunlardır. Tamam. Yani bunlardan şimdi bir biçimiyle Kürt milletinin kurtulması gerekiyor. 1 saat 29 dakikamız oldu. Bana göre sonlandıralım çünkü çok tamam, uzun teşekkür oldu. Teşekkür ettim. Okey, bugünlük böyle olsun. Yok, bugün çok iyi, en iyi tartışma bugün oldu bana göre. Böyle konuların fazla olması ve belli bir şeyde tutmamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Bana göre yani
yeterince tartışıldı. Bence her gelecek konuda bitirelim. Fakat gelecek sefer bu uluslararası siyaset nasıl şekilleniyor bugünlerde onu konuşalım. Bir gündem maddemiz de o olsun. Kürtlerin tamam, bunu anlaması lazım. Yani biz hangi bir sürece evrilmişiz? Dünya nereye gidiyor? Biz dünyanın neresinde bulunuyoruz siyasi olarak? Ya yerimiz ne? Bunu konuşsak, biraz da konuşup tartışsak fena olmaz diye düşünüyorum. Tamam. Değerli çok teşekkür ediyorum sana ve izleyicilere, dinleyicilere. Kekselim. Tamam. İyi akşamlar diliyorum. He? Değerli seyirciler, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu programı burada bitiriyoruz. Umarım her dört konusunda görüşlerimizi yeterince ifade ettik. Daza Mehmet çok teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ederim. İyi akşamlar. Eyvallah. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu o yüzden eleştiriyor. Yani neyin helalleşmesini yapacak? Şimdi bu helalleşmeyle gerçekten Kürt milletinden özür dileyebilecek mi Türkler? Rogozki çocuklarına önerdiği para kişi başına ancak 5 tane inek satın alınabilir.